İkinci çiftim karbon tetra klorür. Karşısına da Br2'yi koymuş. Üçüncüsünde C2H5OH. Karşısına da yine suyu koymuş olalım. Dördüncüsünde helyum ve suyu koyalım. Evet, bunlar için hangi etkileşimler var ve suda çözünüp çözünmemeleri? Şöyle bir tablo gibi yapalım. Suda veya suda demeyeyim, pardon, birisinde çözücüsünü farklı kullandım. Birbiri içinde çözünür, çözünmez. Uygun olanı yazalım. Ve bu tanecikler arasındaki etkin etkileşimleri neler Başlıyor olduğunu muyuz hocam hemen? hemen. İyon O kadar da hızlı hemen olamadım ya. Evet, ancak yazabildim. Etkin etkileşim olarak. Bir anneciğim, pardon, hemen dedim ama şöyle bir dolanayım. Hala yağmur açamamış galiba. hocam birazdan açacağım. Adam, hadi çabuk ol artık. Tamam. Damlacığım, sen açabilecek durumda mısın? Senin Hocam kamerayla onun hala kamerası yok. hala yok, kamerasız. Evet. Çalışmayan kamerayı alarak. Evet. 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 Şimdi anne dedi ki birincisi için iyon dipol mü dedim. Doğru anladım. Evet. Acaba katılalım mı anneye? İyon dipol olsun mu? Hemen şeyi Yandık hocam. sorguladım. Efendim? Evet hocam katılım. Tamam. Hocam ilki iyonik etkileşim iyon. İkincisi polar oluyor. Yani dipol, iyon dipol. Harika. Hemen sorguladınız. Sodyum florör. Sen kimsin dediniz. O da ben iyonik yapayım. O zaman şurayı doldurdum. İyon. Suya baktım. Bir molekül. Polar mı, apolar mı? Hemen oksijenin ortaklanmamış elektronlarından dolayı kırık doğruyla bağladığımı hatırladım. Polar molekül. O zaman iyon dipol. Evet, tuzların çoğunluğu suda çok iyi çözünebilen tuzlardır. Çözünemeyen tuzlar da vardır. Ama biz size bunları hiçbir zaman ezberletmeyiz. Aksi belirtilmediği sürece, yani tuzun suda çözünmediği, belirtilmediği sürece tüm tuzlar suda çözünür diyebilirsiniz. O yüzden sodyum florör bana soruda herhangi bir ek bilgi vermemiş. Bu tuzun suda çözünüp çözünmemesi için. O yüzden hemen rahatlıkla evet, bu ikisi birbiri içinde çözünür diyebiliriz. Evet, karbon tetraklorür ve Br2 ikilisine geldim. O zaman yine etkileşimin adını söyleyelim o zaman. London kuvvetler hocam. London hocam. London. Evet, Armin'in söylediğine katılır mısınız? Çözünür. Evet. Hem birbiri içinde çözünürler hem de London etkileşimleri var. Çünkü karbon tetraklorür galiba apolar bir moleküldü. Apolar molekül olduğu için indüklenmiş dipol. Br2 yine apolar molekül, iki tane brom eşit çekim uyguluyor. Bu da indüklenmiş dipol. İndüklenmiş dipol yazmaya üşendiğiniz için kısaca yazdınız London. Ama birileri buraya indüklenmiş dipol yazarsa hayır, itiraz etmenize gerek yok. İkisi de apolar molekül olduklarına göre birbirlerine benzerler. Dolayısıyla yine birbiri içinde çözülür.
Hocam ben bunun apolarlığını göremedim dediğiniz bir yer varsa lütfen hemen söyleyin. Bir daha gösterelim. Orası çok önemli çünkü. Herkes hemfikir değil mi? Karbon tetraklorürün apolar olduğuna, bromun da apolar olduğuna. Evet, Yağmur'u görebildiğiniz. Hocam ben çözünür çözülmez kısmına takıldım. Hemen bakalım oraya. Neye göre karar verdiğimizi anlamadım. Hemen bakalım. Şey, kimyanın bir temeli var. Benzer, benzeri çözer. Bu benzerlikle kastettiğimiz moleküllerin polar veya apolar olması. Karbon tetraklorür CCl4 apolar. Diğer soruya. Efendim? Hocam ben üçüncüye geçtik zannettim. Pardon. Ha yok. Apolar molekül. Brom Br2 dediğimiz, yine brom iki taraftan eşit çekim uyguladığı için o da apolar moleküldür. İşte ikisi de apolar oldukları için birbirlerine benzerler. Benzer moleküller. Benzer benzeri çözer dediğimiz için ikisi de apolar olduğu için çözünme olacak. Buna göre karar mı verdim? Çözünür çözünmez olayı. Tamam mı hayatım? Evet hocam, teşekkür ederim. Bir şey değil. Evet, üçüncüsüne geçtim. C2H5OH dediğimiz bir alkol, etil alkol. Acaba alkol suda çözülür mü? Ama siz bunun alkol olduğunu bilmek daha zorunda da değilsiniz zaten. Şuna karar verelim. Acaba C2H5OH sıvımız polar molekül müdür yoksa apolar molekül müdür? Polardır hocam. Polar. Yine şu çamur size şu anda yeter zaten. Eğer işin içinde karbon hidrojen yanında oksijen varsa polar molekül. Ama burada hidrojen bağı var hocam. Tamam. Harikasın. Çözünür bir de. Evet. H2O dediğimiz yine kırık doğrudan dolayı polar molekül. O zaman karar verelim. Birbirlerine benziyorlar mı? İkisi de polar olduğu için evet, birbirlerine benzerler. Benzer benzeri çözer ilkesinden dolayı yine bu ikisi birbiri içinde çözülür. Biri apolar, biri polar çıkarsa çözünmez diyebilirsiniz. Evet, etkileşim. Etkin etkileşim dedim. Hidrojenin son elementlerinden birisiyle yaptığı, ortaklanmamış elektronlarından birisiyle yaptığı etkileşime sanırım hidrojen bağları demiştik. Defterlerinizde bunların hep çizimleri var. O yüzden bu ikisi arasındaki etkin etkileşimi sorduğum için cevabınız hidrojen bağı oldu. Ha, etkin kelimesini kullanmasaydım hidrojen bağının yanına dipol dipolü de yazacaktınız. Polar moleküller çünkü. Ve her zaman her yerde olan London etkileşimlerinde yazabileceksiniz. Buna göre soru kökünden kendiniz ona karar verin. Peki helyum suda çözünür mü desem? Hocam, ne dersiniz? Sanki çözünmez ya. Çünkü burada atom biraz... Atom var burada zaten. Böyle bir şey yok yani. Çünkü helyum hangi grupta? 8A grubunda. Bir solga. Sol gazlar ne kimyasal ne de fiziksel etkileşimler kendi kendilerine oluşturamazlar. O yüzden helyum gibi bir sol gazı gördüğünüzde hiç kendinizi yormayın. Hemen bu bir sol gaz olduğu için herhangi bir şekilde neyin içinde olursa olsun çözünme olmayacaktır. Çözünme. Ama sonuçta helyum gazı ve su moleküllerini bir kabın içine koydunuz. Tamam, birbiri içinde çözünmediler. Ama bir etkileşim mutlaka olacaktır aralarında. Aralarındaki herhangi bir çözünme olayına ihtiyaçları
yok. O zaman hangi etkileşimden bahsedebiliriz acaba? Helyum ve apolar moleküller galiba indüklenmiş dipolleri oluşturuyorlar. O yüzden helyum gazını gördüğümüz zaman bir indüklenmiş dipolden bahsedebilirim. Suda polar olduğuna göre dipol. Aynı kabın içinde helyum gazıyla suyu koyduğunuz zaman da böyle bir etkileşimden bahsedebiliriz. İşte böyle sorularla karşılaşarak çözülme var mı yok mu buna göre işlem yapacağız. Hocam, efendim. Ben şey anlamadım. Neden indüklenmiş dipol dedik? Çünkü helyum gibi sol gaz atomları arasında ve apolar moleküllerde sadece indüklenmiş dipoller yani London'lar vardır. Siz helyum gazının atomlarını bir kabın içine doldurduğunuzda helyum gazı molekülleri arasında indüklenmiş dipol vardır. Şöyle hayal edersek bir tane kap çizdim kendime. Şuraya helyum gazı moleküllerini görebiliyorum sanki. Onları çizdim. Atomlarından birisi. Bir de kabın içinde birazcık suyumuz var. O da şöyle kare kare olsun su molekülleri. İşte şu helyum atomları arasında hangi etkileşim vardır dediklerinde indüklenmiş dipol. Şu yüzeydeki su molekülü ile helyum gazı arasında da su molekülleri arasında dipoller olduğu için indüklenmiş dipol ve dipol şeklinde yazmış oldu. Oldu mu Barış'ım? Tamam, oldu işte. Hocam soy gazı olmasaydı ne olacaktı? Soy gaz olmasaydı ne olacaktı? Bence mesela indüklenmiş dipol olur. Yani polar molekül koysaydım dipol olacaktı. Apolar bir molekül koysaydım mesela I2 ve su koysaydım yine çözülme olmayacaktı. I2 indüklenmiş dipolleri oluşturduğu için indüklenmiş dipol olarak konuşabilirdik. Yani soy gaz olmadığında da yine polar molekül mü, apolar molekül mü? Tamam. Onu sorgulayabilir. Tamam. Birde de iyonik yapı olduğu için iyon dipol şeklinde karşılaştırmamızı yapmış olduk. Başka aklınıza takılan bir şey var mıdır? Evet, sanırım yok. O zaman bu bölümümüzü tamamlayabildik sanırım. Ünitemizin ikinci bölümü. Biraz artık sayısal yerlere başlayabileceğimiz derişim hesaplamaları dediğimiz bir bölüme başlayalım. Evet, ne olsun başlığım? Sıvı çözeltilerin derişim hesaplamaları. Şimdi biraz bu bölümü hem 10. sınıf gibi yapacağız. Yani 10. sınıfta yaptıklarımızın aynısını yapacağız. Sonra da 11 olup yeni derişim hesaplama yöntemlerini öğreteceğiz. Aslında müfredatta önce yeniler var, sonra eskiler var da ben değiştiriyorum. Önce eskileri bir aradan çıkartalım, onları hatırlayalım diye. Evet, önce bana derişim kelimesi size ne hatırlatıyor diye sorsam. Ne demektir derişim? Nasıl açıklarsınız derişimi? Var mı yardımcı olabilecek bir şey? Hocam, sıvı içerisinde çözülmüş madde miktarı. Sıvı içerisinde çözülmüş madde miktarı. Kesinlikle çok güzel bir tanımlama oldu.
bir benzetme yaparsak da gelişim için. Mesela çay içeceksiniz, içine şeker attınız, çözdünüz. İçtiğinizde bir şeker tadı alıyorsunuz. İşte aldığınız o tat, o çözeltinin gelişimini ifade edecektir. Biraz daha şeker koyup çözdünüz. İçtiğinizde aldığınız şekerin tadı artacak. He diyeceksiniz. Ben çözeltinin gelişimini arttırdım. Üzerine biraz daha su koydunuz. Aldığınız şeker tadı azaldı. O zaman dediniz ki ben bu çözeltinin gelişimini azaltmışım. İşte biz de böyle bir çözeltinin tadını nasıl hesaplayabiliriz bunları inceleyeceğiz. O yüzden önce şöyle bir derişim tanımı yaparsam, sıvı çözeltilerde çözünen madde miktarı. Ama nerede çözünen madde miktarını hesaplayacağız? Birim hacimde. Birim hacimde çözünen madde miktarına o çözeltinin derişimi denk. Benzetmem de içtiğimizde aldığımız tat olacak. İşte ben bir çözeltinin derişimini hesaplamak için kendime farklı birim hacimler seçeceğim. O birim hacme göre, seçtiğim birim hacme göre farklı farklı derişim hesaplama yöntemleri çıkacak. Bunları incelemeye çalışacağım. Nelerdir bizim inceleyeceğimiz derişim hesaplama yöntemleri? Önce bir liste yapayım size. Çözeltilerin derişim hesaplama yöntemleri. Çözeltilerin derişimlerinin hesaplama yöntemleri. Evet, var mı aklınıza gelenler? Derişim hesaplama yöntemi olarak. Aklınıza gelen bir şey var mı? 10. sınıfa dönün. Dönemeyiz diyorsunuz. Her zamanki gibi. Hocam bu ayırma yöntemi falan vardı. Onlar mı? Onlar değil. Ayrımsal damıtmalar falan değil. Onlar değil. Matematiksel. Kütlece %1. Bir vardı hocam. Evet, bir tanesi de o olacak. Bir tane kütlece yüzde derişim hesaplaması yapacağız. Burası aslında size kimyadan çok matematikte de tanıdık gelecek bir yer olacak. Matematikte problemler çözüyorsunuz ya, karışım problemleri. Yaptınız değil mi daha önceki yıllarda? İşte o matematikte yaptığınız karışım problemlerine aynen biz de size kütlece yüzde derişim olarak geleceğiz. Tuzlu sudaki işte yüzde derişimi nedir? Bunları hesaplamaya çalışacağız. İkinci bir derişim hesaplama yöntemi hacimce yüzde derişim olacak. Sonra mol kesri yapacağız. Bunu gazlarda da yapmıştık kısmi basınçta. Çözeltilerde de kullanacağım mol kesrini. Ve dördüncüsü de milyonda bir kısım dediğimiz sonra da İngilizcesinden kullandığımız kısaltmayla PPM diyeceğiz. İşte bu dördü sizin eskiden öğrendiğiniz derişim hesaplama yöntemleri olacak. Ben bunları tekrar amaçlı vermeyeceğim. Zaten bu seneki müfredatınızda da var olduğu için vereceğim arkadaşlar. Beşincisi,
Bununla yeni tanışacağız. Molarite. Daha önce hiç duymadınız. Altıncısı da molalite olacak. Bir harf değişikliği, şuradaki R'nin L'ye dönüşmesi size yeni bir değişim hesaplama yöntemi olarak görecektir. Normal müfredat sıralamanıza göre önce şu ikisini yapmam lazım da bunları ben çok detaylı yapacağım için sona bırakıyorum. Önce şu 1, 2, 3 ve 4'teki yaptıklarımızı bir hatırlamak isterim. Evet, o zaman başlayalım. Önce kütlece yüzde değişimle. Bir araya gireceğim. Dersten önce notlarıma bakamadım. Bizim en son yaptığımız ödevlendirme ne oldu? Vaf ve palmeyi bitirmek gazlarda. Gazlarda değil mi? Onu bitirdik. Başka bir şey yapmadık. Sonra bu haftayı biraz ödevsiz geçirelim demiştik galiba, değil mi? Öyle bir şey. Bu haftanın ödevi o. Bu haftanın. Evet. Siz gönderdiniz mi bana ödev? Ben daha göndermedim. Sanırım gönderen yok ki. Ben göndermedim ödev... hocam daha. İşte ben de zaten bana ödev gelmediği için şu anda şaşkınlığını yaşıyorum. Hocam, dedim, bu hafta... Sibel Hoca çok ödev verdi, yetişmedi ya. Yarın falan atarım. Allah artık. Allah, Allah Allah. Şuna bak, her hoca ödev vermiş. Ne zaman yetiştirmeyi düşünüyorsun? Bence yarına yetişir. En yakın zamanda diye ya. Hocam. Şöyle ben daha geniş bir zaman beklemiştim Zeynep ya. Atadan sanki öyle bir şeye gelecek. Önümüzdeki 6 ay içinde falan o ödev gelir. He? Ne dersin Ata? Hocam Sibel Hoca eğer rahat bırakırsa hemen yapacağız. Şimdi şöyle yayındayız ama öncelikle benim ödevlerim değil mi Atacığım? Önce onları tamamlayacağız, sonra devam edeceğiz. Parçalarım valla. Yarın akşam falan atarım. Evet. O zaman bugün ne? Cuma mı? Pazartesiye kadar süre veriyorum size. 2 günlük süre veriyorum. Tamam mı? O 2 gün içinde eğer o ödevler gelmezse tek tek evlerinize gelirim, parçalarım sizlere. Ona göre. Hiç üşenmem. Anlaştık mı? Söz mü? Zeynep'ciğim senden bir şey isteyebilir miyim? Şimdi bizim dersimizden sonra bizim bir kimya grubumuz var ya, oraya lütfen bunu bir mesaj olarak gönderebilir misin senden rica etsem? Pazar gününe kadar ayete diyorum. Vaf ve palme. Gazlar bitirilip gönderilecek diye. Bana bir gruba bir mesaj atabilir misin canımın içi? Hocam az önce pazartesiydi. Gittikçe kısalıyor. Pazartesi. Tamam pazartesi. Biraz daha konuşursam yarın isteyeceğim. Pazartesiye kadar. Oldu değil mi Ata? Oldu hocam. Tamam. Zeynep'ciğim senden dersten sonra rica ediyorum. Tamam mı hayatım? Tamam hocam atarım. Tamamdır. Evet. O ara ben ödev gelmeyince herhalde dedim ben bu hafta vermedim, bakamadım da notlarıma, o yüzden karışıklık olmasın. Gruba yazalım ki herkes net olarak görebilsin. O zaman devam ediyorum. Evet, kütlece yüzde değişim ile eğer değişim hesaplamak istiyorsanız. Hani dedim ya değişimin genel tanımında. Birim hacimde çözülen. İşte yüzde değişim yaparken seçeceğimiz birim hacim arkadaşlar 100 gram çözelti olacaktır. İsteğimiz 100 gram çözelti de çözülen madde miktarı.
akışkanımı bilirseniz bundan sonrası sizin için doğru orantı çözümü de olabilir. Veya ben bu yazdığım cümleyi bir formül haline de getirebilirim arkadaşlar. Nasıl bir formülüm oluşur? Kütle içi yüzde derişimi hesaplamak için yüzde derişim eşittir diyeyim. Evet, çözünen madde miktarını hesaplıyorsunuz. O zaman yukarıya ve buradaki madde miktarını yine gram cinsinden hesaplayacağız kütlece dediği için. Kütlenin harfi de M'di galiba. M çözünen. Kim çözünmüş? Buz mu? Şeker mi? Onun kütlesini çözeltinin kütlesine oranladınız. Buradaki birimleriniz dediğim gibi kütle olduğu için, tanımda da gram geçtiği için gram biriminden çözünen maddenin kütlesinin gramını çözeltinin gramına oranlıyoruz. Yüzde hesaplıyorsam da bu oranı yüzle çarparak mis gibi kütlece yüzde derişimi hesapladığımız formülümüz çıkmış olacak. Hocam bir şey sorabilir miyim? Efendim? Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de dinliyorum. Hocam biz bunu okulda işledik de M çözelti diyoruz ya, burada çözünen de dahil mi yoksa sadece o sıvı mı? Çözünen de dahil. Tamam hocam. Eğer dahil olmasaydı şöyle yazardım. Çözücü yazardım. O yüzden de çözelti dediği için aşağıya yazacağım. M çözünen artı M çözücü olacaktır. Şuraya da ekleyeyim. M çözünen artı M çözücü. Çünkü ileride bir de çözücüyle hesaplayacağız. Aşağıya çözücünün de yazılabildiği derişim hesaplama yöntemleri olacak. Tüm toplamı yazarak hesaplamış olacak. Evet, bu şekildeki bu formülle kullanarak hesaplamalarımı yapabileceğim. Mesela bana yüzde değişimi vererek içindeki oranları sorabileceği sorular olacaktır arkadaşlar. Hemen şuradan bir sayısal örnek bulmaya çalışayım ben. Sayılarımız güzel olsun. Önce bir tane masum, hiçbir şeyi karıştırmadan bir örnek bulmaya çalışayım. O yüzde değişimdeki sayılar ne anlama gelecek diye. Mesela şu, şimdi Barış'ın da sorduğu gibi olayı konuşmak için şöyle bir örnek istesem sizden. Şey demiş. 1260 gram. Suda 140 gram şeker tamamen çözülüyor. Çözünüyor. Çözeltideki tuzun çözeltideki şekerin kütlece yüzde derişimi kaç olur diye bir soruyla karşılaştık.
dediğim gibi bunu orantıyla da çözebilirsiniz. Veya yukarıda yaptığımız formülle de çözebilirsiniz. Keyfiniz nasıl isterse, canınız nasıl isterse. Ben dedim, bir çözeltinin kütlece yüzde değişimini hesaplamak için yukarıya çözünen madde miktarını, ki burada çözünen madde miktarımız şeker olacaktır galiba. Şekerin kütlesini aşağıya çözeltinin kütlesini yazarsam çarpı yüzle onun yüzde derişimini hesaplı. Verilenleri yerleştirelim. Çözünen şekerimiz 140 grammış. Aşağıya dedik çözelti yazacağımıza göre 1260 gram suyun içine kaç gram şeker atmış? 140 gram. O zaman çözeltinin kütlesi toplamları oldu. Çarpı 100. Evet, işlemlerde bana yardımcı olabilirsiniz tabii. 140 bölü 0, 6, 4 daha 1400 oluyor hocam arası. %10 çıkıyor direkt. Efendim? 1400 oluyor, %10 çıkıyor. Tamam. Toplamları tüm çözeltim 1400 oldu. Çarpı 100 dediğimiz zaman sanırım sıfırlarda gidiyor. Değil mi? 10 kalmış oluyor. O zaman bu çözeltinin tuzunkini sorduğumuz için yukarıya zaten tuzu yazmıştır. Kütlece yüzde derişimini %10 olarak hesaplamış olduk. Tersten de yapabilirdim. Çözeltinin kütlesiyle yüzde değişimini verip ne kadarının şeker olduğunu da sorabilirdim. Bunun bir sürü versiyonlarını zaten rahatlıkla görebileceksiniz. Vurguladığımız yukarıya çözünen madde miktarı, aşağıya ise çözeltinin yazılması oldu. Burada size iyilik yaptım. Çözünen maddenin kütlesini verdim. Bunu değişik versiyonlarla da yapabiliriz. İşte çözünen maddenin mol sayısını verebiliriz. Siz oradan sanırım kütleye geçiş yaparak da hesaplamanızı yapabilirsiniz rahatlıkla. Hep grama çevirmeye çalışmak amacınız bu. Peki başka ne yapabilirim? Size hazırladığımız bir çözeltiye başka şeyler ekleyerek de soru sorabiliriz arkadaşlar. Hemen bir tane de öyle bir örnek bulayım. Hatta en karışığını yapmaya çalışayım. Şöyle geçeyim. Şey istemişler benden. Kütlece %40'lık %50 gram tuzlu su çözeltisine aynı sıcaklıkta %40 su ve %10 su ekleniyor. Çözeltinin yani çözeltideki tuzun kütlece yüzde derişimi
kaç olur? Size bir çözeltiyi hazırlamışım başlangıçta. Sonra bunlara tuz ve su ekleyerek yeni yüzde değişiminizi hesaplamanızı istemiş. Şimdi ben bunu yine çözünen bölü çözelti oranımdan yapabilirim sanırım. Şunu sorsam. Tuzu hocam rastgele mi verdiniz sayıları acaba? Yok, bir kaynaktan aldım. 10 gram su, 40 gram tuz. Kötü mü geldi sayılar? Evet hocam, yanlış yaptım abi. Bir işlem hatası yaptım sana. Olabilir. Hocam, o yüzden zaten kaynaktan alıyorum. Efendim? Ben 50 buldum. 50 ben de 50 buldum hocam. Şıklarımda 50 var. İşte siz bu tarz soruları galiba matematikteki karışım problemlerinde de yapıyorsunuz değil mi? Hiç yabancısı olmadığınız bir şey. Aynı şeyi burada devam ettiriyorum. Ben şöyle bir ilk önce şunu hatırlasam. Bir çözeltiye çözünen madde eklediğim zaman çözünenin kütlesi artacak. Çözünen eklenirse formülümdeki yukarısı çözünen olduğu için onun kütlesi artacak. Çözeltinin kütlesi de ne olacaktır? Artacaktır. O yüzden çözünen eklenirse formülümde hem yukarıya hem aşağıya ekleyebilirim. Hem yukarıya hem aşağıya ekle. Formülümde yapacağım şeyi düşünüyorum. Su eklersem, tuzlu suya su eklediğimde tuzun kütlesi değişir mi? Hayır. O yüzden çözücü eklenirse tuzun kütlesi değişmedi ama çözeltinin kütlesi arttı. Çözücü eklenirse bunu sadece orantıda formülümde aşağıya ekleyebilir. Çözücü buharlaştırılabilir. Eğer öyle bir şey istenirse, çözücü buharlaştırılırsa, ama tabii çökme olmadan, nerede nasıl işlem yaparsınız? Mesela yukarıda bir değişiklik olur mu formülde? Olmaz hocam. Olmaz. Aşağıda çözeltinin kütlesini ne yapmış olursunuz? Azaltmış olursunuz. O zaman aşağıdan çıkar diyebiliriz. Buharlaştırdığımız için azalttık, aşağıdan çıkar. Çökme olursa çok farklı olaylar olur. Onlara şu anda girmeyeceğiz. Molaritede gireceğiz onlara zaten. O zaman önce bir merak edeyim. Ben size başlangıçta 150 gram %40'lık bir çözelti vermişim. Bunun ne kadarı tuzdur? Bunu bulabilirim sanırım. Çünkü ne yaptım? 150 çözeltinin dedim. %40'lık olmasından %40'ını alıverdim. Demek ki başlangıçta elimde 60 gramlık bir tuz varmış. Suyu şu anda bulmama gerek yok galiba ama sorsalarda da herhalde 150-60'dan 90 gram su olduğunu söyleyebilirdim. Sonra yaptığım işlemlerle yeni kütlece yüzde değişimimi hesaplayacağım. Onu bulmaya çalışacağım. Dedim, yukarıya tuz, aşağıya çözeldi. Önce elimdekileri yazayım. Benim elimde 60 gram tuz vardı, 150 gram çözeldi. Sonra eklediklerime bakayım. 40 gram tuz ekletmiş. Tuzu hem yukarıya hem aşağıya ekleyeyim değil mi? Yukarıda çünkü tuzun kütlesi vardı. Çözünen eklediğim için 40 gramı hem yukarıya ekledim hem aşağıya ekledim. Tuzun da kütlesini arttırdım çözeltimde.
Sonra bir de su ekletmiş. Ben tuzlu suya su eklediğimde tuzun kütlesi değişmeyecek. O yüzden eklediğim suyu sadece aşağıya ekledim. Sanırım bütün işlemlerimi yaptım. Çarpı 100 dedim. Yukarısı 100 oldu. Aşağısı 50, 200 oldu. Çarpı 100 dediğimde. Evet, sanırım %50 demiştiniz. Kütlece yüzde gelişimimiz %50 olmuş. Demek ki eşit miktarda tuz, eşit miktarda su oluşan bir çözeltiyi elde etmiş olduk arkadaşlar. Çözünen eklediğinizde hem yukarıya hem aşağıya, çözücü eklediğinizde sadece aşağıya eklemeniz yeterli olacak. Bir de iki çözeltiyi karıştırarak yine bir yüzde derişim hesaplama yapmanızı isteyebiliriz. Hayırdır? Kameralar niye kapanıyor teker teker? Açtınız şöyle, ben sizi görmezsem mutsuz olurum. Barış sen, bugün açamayacağım demiş miydin? Alayım da aslında. Evet hocam. Tamam. Evet, bir tane de çözelti karıştırılmasından yapalım. Birer örnek çözüyorum çünkü sayıları değiştirerek yine size soru olarak yönlendireceğimiz bir yer. Kütlece %30'luk. %100 şekerli su çözeltisi ile kütlece %50'lik %300 şekerli su çözeltisi karıştırılıyor. Kütlece yüzde derişim kaç? Hocam bunu direkt oran yapıp kütle toplam kütleye oran yapıp değiştirebilir miyiz? Kesinlikle yapabilirsiniz. Yani şeyi yapıyorsun değil mi? 200 gram şekerli suda ne kadar şeker vardır? %30'da 200'de nedir? Bunu buldum. Sonra şekerlerin ikisini karıştırıp, çözeltileri de karıştırıp oran yapabilirsiniz. Bir sürü çözüm yönteminiz vardır. Hiç karışma. Çok doğru olur. Evet, hemen düşündüm. İki tane şekerli su çözeltisini karıştırıyorum. Önce yine bir merak edelim, ne kadar şekerlerimiz var bizim. Birinci çözeltide 200'ün %30'u kadar şeker olduğuna göre... Hocam, galiba... ben 42 buldum. %42. Evet hocam, 42 oldu. Aynen öyle. %42 çıkmış. Bunun cevabı var. 60 gram şekerim var. İkincisini merak ettim. 300 gram çözeltinin %50'si kadar şeker varsa, yani yarısı, 150 gram şekerimiz burada. Şimdi bunları alıp karıştırıp yine kütlece yüzde derişim dedim. Yukarıya şekerlerim, aşağıya çözeltim. Birincisinden 60 şeker, 200 çözeltim. İkincisinden 150 şeker,
300 gram çözerdi. Topladım karıştırdığım için çarpı 100. Yine buradan işlem yaptığınızda 210 bölü 500 geldi galiba. Çarpı 100. Buradan 5 kaldı. Sanırım o da %42'ye karşılık gelmiş oldu. Hocam ben böyle yapmadım ama birazcık daha kısa soru benimki. Ben direkt ha? Şey dedim. Mesela yukarıdaki 200 gram, aşağıdaki 300 gram. 300 gram 200 grama oranla daha fazla etki edecektir dedim. Arada 20 şey yoğunluk farkı var. %20 yoğunluk farkı var. 3K, 2K deyince 5K'yı 20'ye eşitliyorsunuz. Birazcık daha matematiksel kalıyor tabii. Valla matematiksel olarak yaptığın çözüm bence hiçbir yanlışı yok. Zaten benim yaptığımdan da farklı bir şey yapmadın. Hangisi daha kısa geliyorsa, hangisi seni daha mutlu ediyorsa ben onları sadece oran üzerine, formül üzerine yerleştirdim söylediklerine. Farklı bir şey de yapmadık zaten. O yüzden hiçbir sıkıntı olmaz. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, sanırım süremiz